11. sorumuza devam ediyoruz. Şekilde AC doğru parçası BAD'nin açıortayıdır demiş. Yani burayı iki eş parçaya bölmüş açıdan. Ve sorumuz AC uzunluğuyla AD uzunluğunun eşit olduğunu söylüyor. ABC'nin 30 derece olduğunu vermiş. Buna göre BAC buradaki bir tane açıortaydan birinin değeri ne kadardır? Buraya x dedim. Diğeri de x olmak zorunda, değil mi? Peki. Şimdi yine çok kullandığım özelliğe geldi sıra. ABC üçgenine bakıyor herkes. ABC üçgeninde 30 bir iç açı. X de bir iç açı. Bu iki iç açının toplamı üçüncünün dışını vermek zorunda. Yani ben buraya x artı 30 diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Peki sorumuz bize AC ile AD'nin eşit olduğunu vermişti. Yani bu ikizkenar bir üçgen. O zaman bu açı x artı 30 ise ikiz kolların indiği diğer taban açımız da x artı 30 olmak zorunda. Burası da x artı 30 oldu. ACD üçgeninde 3 iç açımız da belli. O zaman iç açılar toplamını 180'e eşitleyelim. X artı 30 ve diğer x artı 30'un toplamı 180'e eşitmiş. X'leri topladık. 3 tane x'imiz var. Sayıları topladık. 60. 3x artı 60 180 ise 60'ı buraya yollarsak 3x eşittir 180 eksi 60'dan 120. Her iki tarafı 3'e böldük. X demek ki 40. Yani x açımız 40 derece olarak yani BAC D şıkkında bulundu. 12. sorumuz. Yandaki ABC üçgeninde CD C açısının açıortayıdır. Bakın soru bilgi olarak vermiş ama sorunun üstüne yazmamış. O yüzden mutlaka dikkatlice soruyu okumak zorundayım. Açıortay dediği için açıyı iki eş parçaya hemen böldüm. Soru AD ile AE'nin uzunluklarının eşit olduğunu ve DBC açısının 20 derece olduğunu soruyor. Buna göre EAC açısı yani x kaç derecedir demiş. Şimdi hemen açıortayda açılara isim veriyorum. AA açıyı iki eş parçaya böldüm. Yine çok kullandığım özelliğe geldi. DBC üçgenini görüyoruz değil mi? Bu üçgende bu ikisi iki iç açı. Yani 20 ve A iki iç açı. Bu ikisinin toplamı üçüncünün dışını vermek zorundaydı değil mi? Yani bu açımız şöyle okla göstereceğim. 20 artı A olmak zorunda. Peki AD ile AE birbirine eşitse yani bu kolla bu kol birbirine eşitse ikizkenar bir üçgende taban açıları eşit olmalı mantığıyla buradaki açımızla buradaki açımız aynı olmalı. Yani diğeri de 20 artı A olmak zorunda. Peki şimdi nasıl devam edeceğiz? Şuradaki üçgenimize yani AEC üçgenini ben ayrı şurada size çiziyorum. AEC üçgeni. C üçgeni burada bunun devamı var. Biz burayı ne bulduk? Şu kısmı az önce. 20 artı A bulduk değil mi gençler? Burası 20 artı A. Soruyu buraya bize A vermişti. Daha doğrusu biz isim vermiştik. Buraya da X demiştik. Bakın yine aynı özellik benim çok işime yarıyor. X ile A iki iç açı. İki iç açının toplamı üçüncünün dışını vermeliydi. Yani X artı A iki iç açı üçüncünün içini değil de dış tarafı olan 20 artı A'yı vermeli. X'e A'yı ekleyince 20'nin A fazlası yapıyormuş. Burada A'lar her iki tarafta da götürdüğü için X demek ki 20 derece olarak B şıkkında bulundu. 13. sorumuz. AC açıortay ise demiş. Yani açıortayı da göstermiş. İki eş parçaya bölmüş. Buna göre X kaç derecedir? Evet sorumuza başlayalım. Ters açıyı 7. sınıftan beri herkes hatırlıyor. Hemen ters açı mantığıyla 65 dereceyi karşısına yerleştirdim. Peki 105 derece. Şuraya kaç derece kalacağını bulabilir miyiz? İstesek buluruz. Hatta buranın da ters açısı 105 derecedir diyebiliriz çok rahat. Peki şimdi nasıl yapalım? Burası 180'den 105'i çıkararak bulabiliriz. Başka nasıl yapabiliriz? Buradaki açılara isim verelim. 105'ten 65'i çıkarırsak 45 derece mi kalır? Evet ama onu nasıl söyleyeceğiz size? Şimdi ona bakalım. Bu açıya A dedim. İki iç açının toplamı üçüncünün dışını veriyordu değil mi? Yani A ile 65'in toplamı 105'e eşit olmak zorunda. 65'i buraya geçirirsem 105'ten 65 çıktı. A açısı demek ki 45 dereceymiş. Yani burası 45 derece. Tabii ki diğeri de 45.
Ben burada burayı bulup sonra bu ikisini toplayıp 180'den çıkarıp burayı yine bulamaz mıyım? Evet bulurum ama denklem tipi sorularda özellikle bu özelliği çok kullanıyorum. Burada da direkt sonuca ulaşmamı sağladı. A ile 65'in toplamı 105'i vermek zorunda. Demek ki buradaki A açısı 45 derece. Tabii ki diğeri de 45 derece oldu. Yine aynı özellikten giderek soruya devam edeceğim. Şimdi buradaki üçgene bakarsak, bu üçgende iki iç açımız yine belli mi? 45 ve 105. İki iç açının toplamı yine üçüncünün dışını vermeli, değil mi? Yani x'i bulmak için 105 ile 45'i toplamak zorundayız. Demek ki buradaki x açımız neredeydi? 145 derece mi olacak? Şuraya yanlış yazdım ben, pardon. Şuralar 40 derece olacaktı. Şunlar 40 derece. Evet. X açımız demek ki 105'e 40 eklersek 145 derece olarak A şıkkında bulundu. 14. sorumuz. ABC üçgeninde ABD açısının ölçüsü 15 derece, DCA açısının ölçüsü 25 derece ve BDC açısının ölçüsü 110 derece olarak verilmiş. Buna göre BAC yani x kaç derecedir diye soruyor sorumuz. Şimdi 7. sınıftaki bir özelliği kullanarak gideceğim. 7. sınıfta bumerang ya da hayalet uçağı dediğimiz bir özellik vardı, değil mi? Buradaki 3 iç açının toplamı, yani buna A, buna B, buna da C dersem, buraya da X dersem, X açısı A artı B artı C'ye eşittir. O zaman bu özelliği kullanarak şimdi X 15 ve 25'in toplamı, X 15 ve 25'in toplamı şuradaki 110 dereceyi vermek zorunda, değil mi? O zaman X artı, şuraya hemen 40 dedik. 110 yapıyorsa x'i bulmak için 110'dan 40'ı çıkardığımızda x demek ki 70 dereceymiş. Yani cevabımız A şıkkıydı. Peki başka nasıl bir yolla çözebiliriz? Başka, mesela bu doğruyu uzatabiliriz. Buradaki açıyı bulabiliriz. 70 derece. Bu ikisinin toplamı üçüncünün dışını, yani şurayı verecek. 95 derece. Buradaki üçgenden iç açılar toplamından 95'e 15 ekleyip 110, 180'den 110'u çıkarıp yine x'i 70 derece olarak çok rahat bulabiliriz. Yani dediğim gibi birden farklı yollar her zaman olabilir. 15. sorumuz. AB doğru parçası AC doğru parçasına diktir demiş ve 90 dereceyi koymuş. Diklik işaretim buydu. AC ile CD uzunlukları birbirine eşit ve onu göstermiş. Sorumuz EBA açısının 140 derece olduğunu söylüyor. X kaç derecedir diye soruyor. Hemen soruya başlayalım. Doğru açı 180 derece yaptığı için 180'den 140'ı çıkardık. Burası 40. 90 artı 40 hemen şurada yapalım. 90 artı 40 130 mu yaptı? 180'den 130'u çıkarırsak demek ki kalan diğer açımız 50 derece olmalıymış. Yani burası 50. Burası da 130 değil mi? Ama ben yine aynı özelliği kullanmak istiyorum. Buradaki taban açıları eşit olmalı. Burası x ise ikizkenar üçgenden dolayı burası da x olacak. İki tane iç açının toplamı üçüncünün dışını verecek. Yani iki tane x 50'ye eşit olacak. O zaman bir x 50 bölü 2'den 25 derece olarak bulunmuş oldu. 16. sorumuz. 3 tane eşitlik vermiş. AD, BD ve DC birbirine eşit ve ABC açısının ölçüsü 42 derece olarak verilmiş. Buna göre DAC soru işareti kaç derecedir? Şimdi burada iki tane ikizkenar üçgen görüyorum ben. Siz de görüyor musunuz? Bu ikisi eşit. Bu ikisi birbirine eşit. Peki ilk ikizkenarla açıyı bildiğim yerden yola çıkarak BD ile DA birbirine eşitse demek ki B açısı 42 derece ise hemen buraya da 42 dereceyi çok rahat yazabilirim. İki iç açının toplamı üçüncünün dışını veriyordu. Burası da 84 derece oldu. Peki burada ikinci ikizkenarlığı kullanarak soruyu bitirebilir miyiz? Evet, buradaki AD ile DC de birbirine eşitti. Tepe açısı bunun 84. Taban açıları soru işareti ise diğeri de soru işareti olmak zorunda, değil mi? Peki bu mantıkla soruyu çözelim. 180'den 84'ü çıkartıp kalanı iki eş parçaya böleceğiz, değil mi? Çıkardık 96. 96'yı bu ikisi paylaşacak. Yani soru işaretleri. İki tane soru işareti 96'ymış. O zaman bir tane soru işaretimiz 96'yı 2'ye böldük. 48 derece cevabımız C şıkkı.
17. sorumuz. AB ve BC birbirine eşit ve BD ile de DC kendi aralarında birbirine eşit. Yani ayrı ayrı iki tane eşitliğimiz var. ABD 30 derece olduğuna göre X kaç derecedir demiş. Şimdi iki tane ikizkenar üçgen olduğunu görüyoruz değil mi? Nereden başlayalım, nasıl çözelim, düşünelim. Şimdi buradaki ikiz kollara, yani bu BD ile DC birbirine eşit olduğu için ben şu açıya A dedim. Diğer eşit kolun indiği buradaki açımız da A olmak zorunda değil mi? Peki çok kullandığım diğer özelliğe geldik. İki iç açının toplamı üçüncünün dışını veriyordu. Yani buradaki X gördüğümüz yere 2A yazabiliriz. Bizim aradığımız X eşittir 2A'yı arıyoruz biz yani. Peki. Şimdi yine devam edelim. En dıştaki üçgen de ikizkenar bir üçgendi. Yani BC ile AB de birbirine eşitti. O zaman taban açıları yine eşit olmak zorunda. Buradaki bu kol buraya indi, A açısı. Bu kol buraya indi. O zaman burası da A açısı olmak zorunda. Hemen ona da A açısını verdim. Peki bu üçgende artık iç açılar toplamından gidip bulabilir miyiz değerimizi? Tabii ki buluruz. 30 artı A artı 2A. Bu üçünün toplamı 180 derece yapmalı. 30'u buraya yolladık. 3 tane A eşittir 150 ise her iki tarafı 3'e böldüğümüzde A demek ki 50. Yani A'yı 50 derece olarak bulduk. Peki soru bize neyi soruyordu? Bakın şıklarda 50 derece de var, dikkat ediyorum. Biz 2A'yı arıyorduk. Çünkü buradaki X eşittir 2A yapmıştı. O zaman 2A 50'nin 2 katından 100 derece, cevabımız birden D olarak değişti. 18. sorumuz. Yukarıdaki şekilde BD açını ABC'nin açıortayıdır demiş. Yani bu ikisi açıyı iki eş parçaya bölmüş, BD ışınıyla açıyı ortalamış. Peki DE BC'ye dikmiş, 90 derece inmiş. DF de AB'ye dikmiş, 90 derece inmiş. Yani açıortayın kollarına dikilmiş. Biz az önce ne demiştik? Açıortayın kollarına inen dikmeler eşit uzaklıktadır. Çünkü kollar eşit açıldığı için. Bu durumda sorumuzu çözelim. DE uzunluğu, yani 3x eksi 7 eşit olmak zorunda DF uzunluğuna, yani x artı 5'e. X'i buraya yollarsak eksi x olarak geçti. 5'in yanına eksi 7'yi artı 7 yolladık. 2x eşittir 12 çıktı. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde 1x 6. Şıklarda 6 var. Peki bana soru x'i mi soruyor? Hayır, DE'yi soruyor. DE uzunluğumuz neydi? 3x eksi 7 idi. Yani biz 3x eksi 7'yi arıyoruz aslında. O zaman 3 çarpı 6 eksi 7'yi arıyoruz. 18'den 7'yi çıkardığımızda demek ki bize sorulan sorunun DE uzunluğunun cevabı 11 santim olarak bulundu. Yani yine sorulan şeye çok dikkat etmek zorundayım. 19. sorumuz. ABC üçgeninde BK B açısının, CK da C açısının açıortayıdır demiş ve isimlendirmiş. Hemen ben onlara AA, BB dedim. BKC, BKC açısının ölçüsü 122 derece ise A açısının, yani X'in kaç derece olduğunu soruyor sorumuz. Şimdi açısını bildiğim üçgenden yola çıkarak soruya başlıyorum. Bu üçgende 122 dereceyi biliyorum. Yani A artı B artı 122'nin iç açılar toplamı olan 180'e eşit olması gerektiğini biliyoruz. O zaman A artı B'yi bulmak için 180'den 122'yi ne yapacağız? Çıkaracağız. 58 mi yaptı? A artı B 58. Bu cepte. Devam edelim. Şimdi büyük üçgene bakarak konuşacağım. Büyük üçgende 2A, 2B var burada. Görebiliyor muyuz? A artı B 58 ise 2 tane A, 2 tane B, yani 2 parantezinde A artı B 58'in 2 katı yapmak zorunda değil mi? Evet, 58'in 2 katı 116 mı yaptı? Bu iki açımız 116 yapıyor. Buna ne kalacağını bulmak için 180'den 116'yı tabii ki ne yaparız? Çıkarırız. Ne yaptı o da? 64 derece olarak bulundu. 20. sorumuzdayız. CDF açısının ölçüsü 23 dereceymiş. CDF 23'ü yazmış. ACB açısının ölçüsü ACB 50 derece verilmiş. Sorumuz BE D, yani Y açısıyla BAC, BAC yani X açısının toplamının 137 yaptığını söylüyor. Buna göre Y kaçtır? Şimdi ilk bilgimiz X artı Y eşittir 137'yi soru zaten bize verdi değil mi? Peki şimdi nasıl yaklaşalım soruya? Ben hemen açıları daha çok bildiğim şu FCD üçgeniyle yola çıkmak istiyorum.
23 ve buradaki açının toplamı. İki iç açının toplamı üçüncünün dışını mı vermeliydi? Yani ben şuradaki açıyı bulmak istiyorsam 50'den tabii ki neyi çıkaracağım? 23'ü çıkarttığımda şuradaki F açısının kalan kısmını çok rahat bulabilirim. Ne yaptı? 27. Demek ki burası 27. Bakın siz burayı 130 yazıp 130 ile 23'ü toplayıp 180'den çıkararak da 27'yi bulabilirsiniz. Ama bu yaptığımız çok daha pratik, değil mi? Burayı 27 bulduk. Ters açıdan dolayı bu tarafa da 27'yi yazdık, değil mi? Şimdi yine aynı özelliği bu sefer A, E, F üçgeninde kullanacağım. A, E, F üçgeninde X bir iç açı, 27 bir iç açı. İki iç açının toplamı, üçüncünün yine dışını vermeli, değil mi? Bak bir daha gösterelim. X ile 27'nin toplamı, üçüncünün dışını, yani 27'yi vermeli. Demek ki X artı 27 eşittir üçüncünün dışı olan 27. X artı 27 Y'ye eşitmiş. Peki biz Y gördüğümüz yere o zaman X artı 27 yazabilir miyiz? Tabii ki yazarız. Sorumuz neyi vermişti? X artı Y 137 idi. Ben burada Y gördüğüm yere X artı 27 yazarak, şunun yerine X artı 27 yazarak soruyu çözebiliriz. Burada ne yaptı? 2X. 27'yi diğer tarafa eksi 27 olarak yollayabiliriz, değil mi? 2x o zaman 137'den 27'yi çıkarırsak 110. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x demek ki 55 derece olacakmış. Peki soru x'i mi soruyor? Hayır, soru y'yi soruyor. Artık işimiz çok basit. İstediğimiz yerde x'i yerine koyabiliriz. Şu denklemde x'i yerine koyalım. Y x'in 27 fazlasıydı. Biz x'i ne bulduk? 55 bulduk. 55'e 27 eklersek y de buradan ne yaptı? 82 derece olarak C şıkkında bulunmuş oldu. 21. sorumuz. ABC eşkenar bir üçgenmiş. ABC, yani hemen şu eşit kolları göstermek istiyorum. AB ile BC, BC ile de AC birbirine eşit ve her bir iç açımız tabii ki eşkenar üçgen dediği için 60 derece olmak zorunda. Bunun tamamı da 60. Peki AB'nin bir kolunu AD'nin bir koluna eşittir diye söylediyse ve eşkenar üçgenden dolayı AB ile AC ve BC de birbirine eşit olmak zorunda, değil mi? Peki buradan bir ikizkenar üçgen yakaladım ben. Siz de yakaladınız mı? Bak bu kolla bu kol birbirine eşit oldu. İkizkenar bir üçgen gördük. O zaman ikizkenar üçgende taban açıları eşit olmalıydı diyerek burası 80 ise bunun diğer kısmı, yani şurası da 80 derece olmak zorunda. Peki başka bir ikizkenar üçgen daha var, ona bakalım hangisi? AB ile AD de birbirine eşitti, değil mi? Yani buradaki ikizkenar üçgenden bu kolla bu kol birbirine eşitse çok rahat sonuca ulaşabiliriz. Öncelikle deminki ikizkenar üçgenden 80 ile 80'i topladığımızda 160 yaptı, değil mi? 180'den 160'ı çıkarırsa demek ki şuradaki A açısının ölçüsü 20 derece olarak bulundu. Biz az önce ne dedik? Bu kolla bu kol birbirine eşitti bu üçgende, değil mi? Tepe açısı 80 derece. O zaman 180'den 80'i çıkarırsak 100. Kalan 100'ü bu ikisi eşit parçaya bölmeyecek mi? O zaman 100'ü 2'ye bölmek zorundayız. 50 derece. Yani burası 50. Hatta buraya da 30 kaldı o zaman. 80'di çünkü tamamı. Burası da 50 derece yaptı. Biz az önce bu üçgen eşkenar bir üçgen demiştik. Her bir iç açısı 60 dereceydi. Bunun tamamı 60'tı. Biz bu kısmını 50 bulduysak bu kısmına ne kaldı? Evet, 60'tan 50'yi çıkardığımızda x demek ki 10 dereceymiş. Güzel bir soru, değil mi? 22. sorumuzdayız. ABC üçgeninde AE, CAB'nin açıortayıdır demiş ve açıortayı göstermiş. Peki, DBA açısı 40 derece, AF, EF ve FB uzunluklarının üçünün de birbirine eşit olduğunu söylüyor. Sorumuz hangisi veya hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi, EF ile FB birbirine eşitse, bu kol taban açısı 40 ise, EF'nin de diğer taban açısı 40 derece olmak zorunda. 40, 40, 80. 180'den 80'i çıkardık. Burası 100. Hatta bu tarafı da 80. Buradaki ikizkenar üçgeni kullanırsam AF ile EF de eşittir. Kalan 100'ü 50-50 paylaşmayacak mı? Evet, burada da 50-50. Bakın 180'e tamamlıyor. Burası 50 ise açıortaylıktan dolayı buraya da 50'yi yazdık. Peki,
Burası 50 artı 40'tan 90'sa, her ne kadar soruda öyle gözükmüyor öğretmenim desek bile, burası 90 derece dik çıktıysa bu taraf, bunun diğer DEA açısı da 90 derece olmak zorunda. Hatta buraya da 40 dereceyi yazdık. Şimdi o zaman şıkları birlikte inceleyelim. AEB dik üçgendir. AEB üçgeni dik üçgendir çünkü biz az önce 40 artı 50'den buranın 90, hatta bu tarafın da 90 yaptığını söylemiştik. O zaman birincisi kesin doğru. İkinciye bakalım. AD ile AB eşit uzunluktadır demiş. AD nerede bir bakalım. AD burası. AB neresi? Burası. Öğretmenim hiç eşit gibi gözükmüyor. Biri diğerinden daha uzun. Biz geometride hiçbir soruyu şekle bakarak karar vermeyeceğiz. Burada AD uzunluğu 40 derecelik açıyla indi. AB uzunluğu da burada 40 derecelik bir açıyla indi. Yani taban açıları eşit. O zaman bu üçgen, yani AB uzunluğu ile AD uzunluğu taban açıları eşit çıktığı için 40'a 40 birbirine eşit olmak zorunda. Yani ikizkenar bir üçgen, ikincisi de kesinlikle doğru. Peki üçüncüye bakalım. BD neresi BD? B burada. BD burası. ABC'nin açıortaydır. Biz BD'nin bu tarafını 40 bulduk. Yani şu B açısının bu tarafı 40. Ama bu tarafı ile ilgili bir bilgi var mı elimizde? Burası da 40 çıktı mı? Hayır, bu taraf 50 derece. Buradan bunun birbirine eşit çıkmadığını bakalım, söyleyebilir miyiz? Burası 100. Burası 50. Zaten buradaki açıyı bulamıyoruz bile. O zaman kesinlikle doğru olabilir diyemeyiz. 1 ve 2 kesinlikle doğru olması gereken seçeneğimiz. 23. sorumuzdayız. Sorumuz AD ile AC'nin uzunluklarının eşit olduğunu söylüyor. Buranın, yani BCA'nın 130 derece olduğunu, ABD açısının Y kadar, DAE açısının da X ölçüsünde olduğunu ve X artı Y'nin 80 derece olduğunu söylüyor. Buna göre ABD, yani Y açısı kaç derecedir diye sormuş sorumuz. Hemen başlayalım. İkizkenar bir üçgeni gördük değil mi? Şuraya hemen ne kaldı? 180'den 130 çıkardık, 50. İkizkenar üçgende taban açıları eşitti. O zaman hemen buraya da 50 dereceyi yazdık. 50, 50 daha 100. 180'den 100'ü çıkardığımızda, yazalım yine de, 180'den 100'ü çıkardığımızda 80 derece. Yani burasını 80 derece olarak bulduk. Peki ilk cepte bilgimiz hazır. Peki sizce bunu boşuna vermiş olabilir mi? Tabii ki hayır. Bu bilgiyi de kullanmamız gerekiyor. Nerede kullanacağız bir bakalım. Y açısı burada. 50 derece burada. Büyük üçgenden yola çıkarak yazsak. Büyük üçgende Y ile 50'nin toplamı, yani iki iç açının toplamı, buradaki açıyla buradaki açının toplamı, üçüncünün dışı olan X'i vermek zorundaydı değil mi? Yani Y ile 50'nin toplamı eşittir X olmak zorundaymış. Ben bu Y'yi bu tarafa geçirirsem, X eksi Y eşittir 50 derece olarak bulduk. Peki diğer bilgimiz neydi? X artı Y 80'di. Biz X eksi Y'nin de 50 derece yapması gerektiğini bulduk. Taraf tarafa toplarsak artı Y ile eksi Y birbirini sıfırladı. 2X eşittir 130 mu yaptı? O zaman bir X 130'u 2'ye böldük, 65 derece. Artık X'i bulduktan sonra Y'yi bulmak çok kolay değil mi? Y'yi bulmak için herhangi bir denklemde yerine yazalım. Bu denklemi seçtik. Y artı 50 eşittir X'ti değil mi? Yani Y artı 50, X'i 65 bulmuştum, yerine yazdım. 50'ye ne eklersem 65 yapar. Yani 65'ten 50'yi çıkardığımızda Y demek ki 15 derece olarak A şıkkında bulundu. Ve son sorumuzdayız. ABC üçgeninde AN açıortay göstermiş ve AD uzunluğuyla DC uzunlukları eşittir demiş. AD uzunluğuyla DC uzunluğu. Şimdi iç içe geçtiyse ben şöyle gösteriyorum. AD ile DC birbirine eşitmiş. Peki. ABC açısının ölçüsü 50 derece. BCD açısının ölçüsü 30 derece. Buna göre ANB, yani X açısı kaç derecedir diye soruyor. Şimdi 50 ve 30 var değil mi? Bu ikisi ne yaptı? 50 artı 30'dan 80 derece. Demek ki burası 80 derece olacak. İki iç açının toplamı, üçüncünün dışı. Hatta burası da 100 istersek yazabiliriz. Peki sorumuz bize AD ile DC'nin birbirine eşit olduğunu söylememiş miydi? Buradaki tepe açısı 80. Şunlara da isim verelim.
AA, 2A ve burası da 2A birbirine eşit olmak zorunda. Neden bunu söyledik? Tekrar gösterelim. Sorumuz AD ile DC eşit demişti. Eşit gibi gözükmese de biz soru öyle verdiği için öyle almak zorundayız. Buna göre burası 2A ise burası da eşit kolların indiği taban açıları eşit olmak zorunda olduğu için burası da 2A yaptı. Artık iç açılar toplamından ADC üçgeninden çok rahat sonuca ulaşabiliriz. Burada kaç A var? Yazalım. 80 artı 2A artı bir tane daha 2A eşittir 100, 180 yapmalı. Burada 4A'mız var. 80'i buraya eksi 80 yolladığımızda 4A 100'e eşit. 4'e böldüğümüzde demek ki bir A eşittir 25 dereceymiş. Burası 25 derece. Burası da 25 derece. Şimdi X'e nasıl ulaşacağız? Artık istediğimiz yerden soruyu çözebiliriz çok rahat. Burayı 50 bulduk. Burayı 25 bulduk. Burası kaç derecedir? Yani buradaki A, B, N üçgenini kullanarak soruyu çözeceğim ben. Siz farklı bir yerden de gidebilirdiniz. Buradaki 50 derece bu açımız. 25 derece bu açımız. Bir de X açımız. Bu üçünün toplamı 180 yapmalı, değil mi? Bu X'i 75 yaptı. 75 artı X 180. 75'i bu tarafa eksi 75 yollayacağız. X eşittir 180'den 75'i çıkardığımızda 105 derece olarak B şıkkında bulunur. Evet, testimiz bitti çocuklar. Özellikle boş ve takıldığınız soruları tekrar çözmenizi tavsiye ederim. Başarılar diliyorum.